Değerli izleyenler merhabalar. Dinçer Gökçe ile Perde Arkasına hoş geldiniz. Uzun bir süredir Barış Boyun'u konuşuyoruz, konuştuğumuz bir figür. Suç dünyasında önemli bir yer edindiğini söylemek mümkün. Henüz genç, 40 yaşında. Biz bu kişiyi Türkiye'deki işte motosikletli saldırılar, kişilere yönelik yaralama ve öldürme cinayetlerle adından söz ettirdi. Ancak gelinen aşamada ortaya çıkan yeni bir takım bilgiler, belgeler Barış Boyun'un salt Türkiye değil, uluslararası bir network'e sahip olduğu ve uluslararası çapta iş yaptığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bilindiği gibi Mayıs ayı sonunda Barış Boyun ve grubu, 18-20 kişilik bir grup, içinde en yakın adamlarından Bayram Demir'in de olduğu kişilere İtalya'da bir operasyon yapılmıştı. Barış Boyun bir süredir İtalya'daydı. İtalya'da yapılan operasyon sonrası İtalyan savcılığı, İtalyan polisinin yaptığı takipler, dinlemeler, ortam dinlemeleri, teknik takipler, fiziki takipler, Barış Boyun adım adım takip edilmiş. Her aşaması kaydedilmiş. Konuşmaları vesaire. Hatta öyle ki ev hapsinde olduğu sırada bilekliğindeki yani elektronik kelepçeden bile kayıt alınmış. Şimdi bu İtalyan makamlarının elde ettiği bilgi belgeler resmi bir evrağa dönüştü ve bunlar ortaya çıktı ve biz de bu evrakların bir bölümüne ulaştık. Bu evraklar kuvvetle muhtemel ki Barış Boyun'un, ki kendisi İtalya'da işte iade süreci devam ediyor, Türkiye'ye iade süreci, ancak burada adamlarının karıştığı suçlar ve bir takım suç girişimler var. Bu dosyalarda İtalya'dan gelen evrakların değerlendirilmesi kuvvetle muhtemel. Şimdi İtalya'dan dediğim gibi makamlarının elde ettiği bilgiler ve burada hazırlanan fezleke mahiyetindeki evraklar bize Barış Boyun'un cinayetler, yaralama, tahsilat işlerinin yanı sıra çok güçlü bir biçimde insan kaçakçılığı, yani özellikle İtalya, Almanya, Belçika, İsviçre arasındaki kişilerin transferi konusunda da bir işin içinde olduklarını gösteriyor. Dahası yoğun bir uyuşturucu trafiğinin de içine girdiğini görüyoruz. Diyelim Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan uyuşturucu yüklü bir geminin Avcılar'daki Ambarlı Limanı'na gelişi, o konteyner da bulunan uyuşturucunun çıkarılması konuları anbean hepsi Barış Boyun'un her hareketi kayıt altına alıyor. Bu elde edilen yeni bilgi belgeler ışığında konuyu 4-5 konu başlığı altında sizlere aktarmak isterim. Bunlardan biri, ki bu çok çok büyük ve sansasyonel bir iş. Hakikaten evet, bunlar diyelim suç örgütü, bunlar diyelim ferdi bir takım silahlarla her türlü eylemi yapabilme kapasitesine sahipler mi? Sahipler. Bu insan kaynağını bulabiliyorlar mı? Bulabiliyorlar. Doğru. Tartışmasız. Ancak gel gör ki doğrudan Barış Boyun'un planladığı, organize ettiği bir saldırı söz konusu. Ancak şunu da anlıyoruz ki Barış Boyun an be an bu saldırıyı koordine etmeye çalışırken takipteydi, dinleniyordu. Dolayısıyla elde edilen bilgiler İtalyan polisi, Interpol Türkiye ile de paylaşmış. Ve 23 Mart sabahı Çorlu polisi, 12-13 kişi vardı. Bunlar yakalandı. Bununla peki ne yapacaklardı? Bunlar Çorlu'da bulunan çok büyük bir fabrika olan Kurdoğlu Alüminyum Fabrikası'na silahlı bir saldırı gerçekleşecek. Silahlı saldırı demek yetersiz. Tam bir, çünkü cephanelik ele geçirildi. İşte uzun namlulu silahlar, bombalar, zırh delici silahlar bulundu. Keza Glock marka vesaire falan silahlar bulundu. 4 ya da 5 motosikletli ekip, bölgeyi gün be gün takip eden araçlar, hatta fabrikanın drone'la takip edilmesi söz konusu idi. Barış Boyun bu süreci an be an koordine ediyor. Şu da çok önemli bir detay. Barış Boyun'un o gün oraya yönlendirdiği kişilerden bazısı, birkaçı en azından, özellikle bu ağır bir takım silahları kullanacak olan kişilerin Suriye'de savaştığı belirtiliyor. Düşünün, Suriye'de gidip artık hangi örgüt, hangi grup adına çalışmışlarsa bir savaş tecrübeleri var. Çünkü şöyle düşünün, bu fabrika devasal, yüzlerce kişinin çalıştığı Türkiye'nin alüminyum sektöründeki en büyük fabrikalarından biri ve adeta kale gibi korunuyor. Yani fabrikaya girmek hiç kolay değil, çünkü sahipleri önemli kişiler, Saral ailesi. Buraya saldırı hedefliyordu. Talimatı da şu: fabrikaya bu kişiler girecekler, bombalar patlatılacak, edep kişiye yönelik bir saldırı gerçekleştirilecek. Peki bunun sebebi ne diye baktığınızda iki temel şeye dayanıyor. Bir, kendisine, bizatihi kendisine İtalya'dayken bu saldırı planından birkaç gün önce 18 Mart günü Barış Boyun'un İtalya'da bulunduğu yere bir saldırı girişimi oldu. Bulunduğu eve son anda kurtuldu. Bu saldırı girişiminin arkasında bu ailenin olduğunu iddia ediyor, ifade ediyor. İkincisi, Yunanistan'da öldürülen Barış Boyun grubunun kilit konumdaki Barış Boyun'un en yakın adamları diyebileceğimiz 6 kişi infaz edilmişti. Ülke vatandaşı 6 genç aynı araç içinde Yunanistan'da infaz edilmişlerdi. Bu Yunanistan'daki infaz, kendisine yönelik İtalya'daki infaz girişiminin arkasında da aynı ailenin olduğunu düşünüyor ve ifade ediyor, iddia ediyor. Böyle değerlendiriyor ve dolayısıyla hamle sırasının kendisine geldiğini, dolayısıyla bu hamleyi yapması gerektiğini düşünüyor. Konuşmalar da zaten öyle. Yani kişilerle yaptığı bir dizi konuşma, bu arada şöyle dosyada da geçiyor. Bu kişi bütün bu suç trafiğini yönetmek için günde 20 saat ayakta ve telefonla konuşuyor. Kolay değil. Hollanda'yla konuşuyor, diyelim Türkiye'yle konuşuyor, Almanya'dakiyle konuşuyor, onu vurduruyor, oraya silah kurşunlatıyor, işte o restoranı bastırıyor. Bir dizi iş ve tamamı suç dünyası nihayetinde. Şimdi bu
saldırı girişimi tabii belki de teknik takip altında olmasaydı, an be an bu bilgiler İtalyan polisinin, dolayısıyla Interpol'in ve Türkiye ile paylaşılmasaydı bu saldırıyı gerçekleştirebilirdi bu fabrikaya. Akıbeti ne olurdu, sonu ne olurdu bilmiyoruz. Ancak bu yapılamadı çünkü dediğim gibi takip altındaydı ve bu bilgiler Türkiye'de de paylaşıldı ve 23 Mart sabahı operasyon yapıldı ve bu kişiler alındı. Barış Boyun bu kişi adamlarının alınmasına rağmen pes etmeyeceğini, bu işi bir gün yapacağını ifade ediyor. Hatta şunu da söylüyor. Yine dosyada var, konuştuğu kişiler de yaptığı görüşmede belirtiyor. Diyor ki Sedat Şahinler, diyor ki Şahinler grubu ayrı bir suç örgütü. Şahinler yıllardır tabii yani kanlı bir hesaplaşma içinde bu iki taraf grup. Sedat Şahinler bile bizim bu saldırı hazırlığımızdan etkilendiğini ifade ediyor. Sedat Şahin'in işte birileri üzerinden kendisine selam gönderdiğini, tebrik ettiğini ifade ediyor. Çünkü şunu söylüyor. Bu ailenin kapısına bugüne de kimse gitmemişti diyor. Biz gittik bir kez. Hakikaten enteresan, doğru. Yani bahsedilen aile de güçlü bir aile nihayetinde. Ancak gerçekten bu çapta bir saldırıyı planlayan, organize eden başka bir suç örgütü de olmamış bugüne değin. Bu süreç içinde Barış Boyun sıklıkla Sihirli Naci diye bilinen Naci Yılmaz'dan bahsediyor. Naci Yılmaz'ın da kendisiyle yönelik saldırıların arkasında olduğunu ifade ediyor. Hatta Naci Yılmaz'ın, Sihirli Naci diye biliniyor. O da suç dünyasından biri, uyuşturucu dosyalarında çok sık karşımıza çıkan biri. Naci Yılmaz'ın Sakarya Sapanca'daki otelini havaya uçuracağını ifade ediyor. Şimdi diğer boyutu da bu. Bir Çorlu'daki fabrika saldırısı girişimi hazırlığı, bir de Sakarya Sapanca'daki Naci Yılmaz'a ait otelin uçurulması. Naci Yılmaz da hedefine koymuş. Zaten bir şeyden bahsediyor, altılı masadan bahsediyor. Yani kişiler var diyor, işte şunlar. Tekin diye bir isim keza geçiyor. Bunları infaz edeceğini ifade ediyor. Barış Boyun ekibinin evet büyük bir operasyon hazırlığı yapmış. Bütün detaylara hakim. Çünkü o kadar detaylı ki konuşmalar. Kişilerin yani saldırgan grubun elindeki silahların, ki ağır bir takım silahlar. Bu silahların nasıl kullanacağı konusunda bile hani iki telefonu, görüntülü telefonda onlara talimat veriyor, bilgi veriyor. İşte kim nerede duracak, görüntü nasıl alınacak, işte hedef şahısların fabrikanın neresine konumlandığı, çünkü kale gibi korunuyor. Hatta üzerinde işte yüzme havuzu falan da olduğu ifade ediliyor bu işin. Ve pes etmeyeceğini, kendince bu hesabı bir gün göreceğini ifade ediyor ve şöyle de enteresan defaten geçiyor konuşmalarında. Diyor ki kapımızı çalanın kapısını kırarız. Ve bu ifadesini fabrikanın duvarına da yazacağını, eğer başarılı olsaydı eylemi yazacağını ifade ediyor. Kapımızı çalandan kastı kendisine yönelik son özellikle saldırı girişimi, 18 Mart 2024'teki saldırı girişimini hatırlatıyor. Bu dosyalarda bizim elde ettiğimiz İtalya'dan gelen evraklar ile anlaşılan bir diğer, Barış Boyun'la ilgili anlaşılan bir diğer husus ise çok yoğun bir uyuşturucu trafiğinin içinde olduğu görülüyor. Almanya, Hollanda, işte Türkiye ya da Güney Amerika'dan Türkiye'ye kokainin, eroinin taşınması, bunun sevkiyatı şöyle, zaman zaman bazı kişilerin diyelim uyuşturucusunun taşınması işi geliyor. İşte %50 atıyorum yarısı bizim olur, yarısı onların şeklinde bir şeyin içinde, bir trafiğin içinde. Mesela Ceyhun isimli bir kişiyle görüşür. Ceyhun'la yaptığı görüşmede bir kişinin mesela vurulması olayını konuşuyorlar. Hatta kendisi, Barış Boyun kendisi söylüyor. Ya diyor yanlış adamı vurdurduk diyor ama yani vurdurulması gereken kişiyi vurduracağım diye. Gülerek bunu da anlatıyor böyle son derece rahat bir biçimde. Keza Eyüp isimli bir kişiyle konuşuyor. Eyüp'le Ekvador'dan konteynere konulmuş olan uyuşturucu meselesi var. Birinin uyuşturucusu ve bu malın Avcılar'daki Ambarlı Limanı'nın, bu geminin geleceği ve uyuşturucu hangi konteynerde, o konteynerin numarası vesaire falan paylaşılıyor. Bu uyuşturucunun Ambarlı Limanı'ndaki bu gelecek olan uyuşturucunun çıkarılıp çıkarılmayacağı hususunu kendi aralarında konuşuyorlar ve hatta Eyüp şunu soruyor. Ambarlı Limanı'nda adamımız var mı diyor. O da yapabileceklerini söylüyor. Hatta bir sivil polisin kendilerine yardımcı olabileceklerini ifade ediyor. Bu işi nasıl yapabileceklerini ifade ediyor. İşçilerin nasıl çalışacağını ifade ediyor. Bu uyuşturucunun çuvallar içinden nasıl çıkarılacağını anlatıyor. Hatta uyuşturucunun hangi renk çuvalların içinde olduğu bilgisi dahi kendi aralarında bu kişiler konuşuyorlar. Bazı uyuşturucu maddelerinin imalatı konusunda da konuşuyorlar. Bulgaristan'da bir laboratuvar, fabrika gibi bir şeyden bahsediyor. Bu işi de yapabildiklerini, hatta fiyatlarını konuşuyorlar. Bir ürün başına ne kadar kazanç elde edebileceklerini konuşuyorlar. Böyle de son derece detaylara hakim. Hani bu işin içine girmiş anladığımız kadarıyla. Onu da kendi aralarında konuşuyorlar. Bu İtalya'daki savcılık ve polisin elde ettiği bilgiler, özellikle Como Polis Merkezi'nin konuda yoğun bir takibatı söz konusu olmuş. Bir cinayet vardı. Berlin'de işlendi. 10 Mart 2024 günü Veysel Erol isimli bir kişi öldürüldü. Veysel Erol cinayetinin yaptıran kişinin de Barış Boyun olduğunu yine biz bu dosyadan öğrendik. İlk kez bu gündeme gelen bir bilgi. Veysel Erol isimli bir kişi var. Ailesi Almanya'da yaşıyor. Berlin'de bu kişi cinayete kurban gitti 10 Mart 2024 günü ve bu kişinin öldürüldüğü haberini 10 Mart 2024 günü saat 20.05'te Barış Boyun banyodayken eşi Ece Boyun haber veriyor. İşin tamamlandığını,
kampanyasını bitti, tebrikler mesajının geldiğini Ece Boyun Barış Boyun'a aktarıyor ve Barış Boyun'a bu konuda bu şekilde işin tamamlandığı haberi veriliyor. Ve hatta akabinde Barış Boyun devreye giriyor. Barış Boyun telefonla görüştüğü kişi atıyorum nerede, hangi konuda durması, hangi sokakta durması gerektiğini ne kadar detaylı bir şekilde oradaki adamını yönlendiriyor. Yine bir diğer fiil, bir diğer eylem, Barış Boyun'un bizzat yaptırdığı eylem, İstanbul Bakırköy'de bir kuyumcuya saldırı oldu. 26 Şubat, geçen 26 Şubat'ta Bakırköy Cevizlik Mahallesi'ndeki bir kuyumcu ya 14 el ateş edildi. Bu işin de yine Barış Boyun grubunun işi olduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Barış Boyun'un talimatlarından anlıyoruz. Konuşmalarından anlıyoruz. Hatta şöyle diyor. İşi diyor Maslak'tan aldık diyor. Yani İstanbul Maslak'tan bahsediyor ama hani oradan kimden söz ediyor onu anlamıyoruz. Bilmiyoruz açıkçası. Belli ki bir mekan kurşunlanması olayı işi gelmiş bunlara ve bunu da yine Barış Boyun yapıyor ve 10 milyondan bahsediyor. Muhtemelen TL olsa gerek bu işi 10 milyon TL yaptıklarını ima ediyor anladığım kadarıyla. Dediğim gibi bu saldırı olayı da yine İtalya'daki İtalyan makamlarının elde ettiği bilgi belgeler sonrası bizim edindiğimiz bir bilgi oldu. İnsan kaçakçılığı meselesi kendi grubun bir takım suça bulaşmış araması olan kişilerin getirilip götürülmesi işleri ayrı ama böyle sistematik bir şekilde bir göçmen kaçakçılığı yaptıkları da ifade ediliyor. İşte İtalya'dan Almanya'ya, İsviçre'ye, Belçika'ya bu kişilerin transferi konusunda 2500 Euro'dan bahsediliyor. 3000 yani kişilerin taşınması için. Yine Barış Boyun'la beraber bu süreçte Ahmet Durmuş var. Bu sürecin oldukça içinde. Keza Sinan Şimşek diye bir isim sıklıkla geçiyor. Özge Büyük Kaplan çok önemli bir isim. Özge Büyük Kaplan Barış Boyun'un İtalya'da kaldığı evi kiralayan kadın ve o da suç dünyasında. İzmir'de kendi ifadesiyle 600 yılla yargılanıyor. Ece Boyun zaten Barış Boyun'un eşi. O da bütün bu işlerin içinde olan bir kişi. Bu kişilerin yanı sıra Cemil Aytekin, Bayram Demir, Barış Boyun'un en yakındaki isimlerinden biriydi. Yanılmıyorsam bir süre Gürcistan'daydı. Hatta Kasımpaşa'da uğradığı saldırı sonrası Bayram Demir sırtından vuruldu ve yanılmıyorsam felç kalmıştı. Bayram Demir sıklıkla geçiyor. Hatta Bayram Demirlerin, Cemil Aytekinlerin olduğu bir araç yine İtalya'da yakalanıyor ve bu araçta kurşun geçirmez yelekler, işte bir takım silahlar, ferdi silahlar bulunuyor. Bu dosyada bizim edindiğimiz, öğrendiğimiz bir şey, bir bilgi de şu. Barış Boyun'un Ali Uzun isimli bir kişi var. Suç dünyasından biri. Ali Uzun'a yönelik, bu kişinin öldürülmesine yönelik defaten bir saldırı planı yaptı ve gerçekleştirdiği ifade ediyor. Ali Uzun'un gittiği restoranların kurşunlanması durumu söz konusu olmuş. Bazen uzun namlulu silahlar kullanılmış. Hatta bu kişinin Ali Uzun'un ortağı olduğu iddia ettiği Ali Suat Kaşıbeyaz'dan bahsediyor. Diyor ki yani Kaşıbeyaz'ın bütün mekanlarını hemen hemen bastırdım diyor. Saldırı yaptırdım diyor. İşte Florya'dan bahsediyor. Vadi İstanbul'daki bir adresten bahsediyor. Ali Uzun'la ilgili çok derin bir husumetinin olduğu zaten açık anlaşılıyor bu dosyada. Bu kişinin öldürmesi için birçok kez eylem içine elemanlarını yönlendirdiğini görüyoruz. Birkaç isim daha geçiyor. Yani doğrudan bu kişilere telefon trafiği yok ama mesela diyelim Sedat Peker'in ismi geçiyor konuşmalarda. Hatta iddiaya göre Sedat Peker'in bilindiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor. Barış Boyun'un İtalya'daki dosyaların takibi için çünkü ağır bir takım suçlar var. Bir avukat yönlendirdiği ifade ediliyor. Hatta Matteo Murgo isimli bir avukattan bahsediliyor. Keza Erdem Karadeniz bizzat Barış Boyun'un anlatımında geçen bir isim. Erdem Karadeniz Sinan Ateş cinayetinde de yer alan sanıklardan biriydi. Sinan Ateş'in kaldığı otelde bu kişi de bulunuyor idi. Hasan Akdeniz'den bahsediliyor. Hasan Akdeniz de Şahin'le suç örgütü kapsamında halihazırda tutuklu bulunan bir diğer şahsiyet. Değerli izleyenler, bu konuyu toparlamak gerekirse Barış Boyun'la ilgili İtalya makamlarının elde ettiği ve bizim ulaştığımız 300-400 sayfaya yakın evrak oldukça önemli bir takım bilgiler doğrusu içeriyor. Bu grubun kısa süre içinde ki Barış Boyun grubu öyle 10 yıllara sari bir örgütten bahsetmiyoruz. Zaten grubun lideri kendisi 40 yaşında. Kısa sürede büyük bir güç elde ettikleri ve yalnızca Türkiye değil birçok ülkede adeta at koşturduklarını görebiliyoruz. Bu kişi halihazırda İtalya'da. Türkiye'ye iade edilmesi konusunda süreç devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ancak iade edilip edilmeyeceği konusunu bilmiyorum açıkçası bu aşamada. Bir takım bazı dosyayı takip eden avukatlarla da görüştüğümüzde iade edilemeyebileceği yönde de bir takım değerlendirmeler söz konusuydu. Ancak şunu çok net görüyoruz ki Türkiye'de işlenen bir dizi eylemin faili. Bu çok net bir biçimde. Zaten birçok dosyası var. Grubuna yönelik açılmış olan bir dizi dava var. Devam ediyor. Bilindiği gibi o kadar ki düşünün yani Türkiye'nin en gözde diyelim restoranlarından Nusret mekanları bile defaten art arta kaç gün arayla kurşunların hedefi oldu. Grubun işiydi. Keza diyelim İstanbul'da bir Sultanbeyli bölgesine bir dizi kuyumcuya yönelik kurşunlama eylemi oldu. Çünkü haraç istiyorlar. Pay istiyorlar. Verilmediği takdirde bu kişiler ya mekanınızı kurşunluyorlar ya sizi yaralıyorlar ya daha da
kötü bir takım sonla karşılaşabiliyorsunuz. Oldukça vahim tabii işler açıkçası bunlar. Hatta unutmadan ekleyeyim ve toparlayalım. Barış Boyun'un Çorlu'daki fabrika ya yapmayı planladığı, ekibini hazırladığı saldırıyla alakalı. Tabii ekip yakalandıktan sonra İçişleri Bakanı Ali Yelikaya'nın bunlar ne yapmaya çalışıyor? Uluslararası bir çatışma mı çıkarmaya çalışıyorlar dediği ifade ediliyor. Belli ki kendi aralarında böyle bir konuşma geçmiş. Telefonda Barış Boyun bunu konuşuyor, aktarmıştı. Değerli izleyenler, bugün de bu konuyla ilgili benim aktaracaklarım bunlar. Elbette ki bu soruşmayı ve başkaca dosyaları takip edip bunlarla ilgili gelişmeler olduğunda sizlere aktarmayı sürdüreceğim.